Evet, şimdi sizle çok kısa bir sürede ne yapacağız? Starbucks kurabiyesi yapacağız evde. Siz videoyu böyle basıp basıp hızlı hızlı geçmeyin diye direkt olaya geçiyorum, anlatıyorum, malzemeleri gösteriyorum. Böyle çıt çıt basıyorsunuz ya, onu yapmayın diye direkt gösteriyorum. Tabii her şeyden önce ellerimizi yıkıyoruz. Evet, 150 gram tereyağı kullanacağız, 100 gram pudra kullanacağız, 300 gram un kullanacağız, 2 tane yumurta sarısı kullanacağız. Ama onlar yumurta sarısı değil, onlar yumurta... Biliyoruz. 2 çorba kaşığı su kullanacağız. Bak, 2 tane çorba kaşığı, bu kadar. Adam kocaman toteme çorba yazmış. Çorba. İçeri giriyorum, ne var diye soruyorum. Mercimek. Ananın... 2 tane kaşık koydum belli olsun diye. Nice. 1 tatlı kaşığı vanilya. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Bir de alayına çikolata yapıştıracağız. Alayına. Kova, evet. Evet, önce yumurta sarılarını ve pudra şekerini kapta şöyle bir çırpacağız. Şöyle bir çırpacağız. Çöpe döküyorum beyazlarını. Mis gibi. Bunu lak diye koyuyorsunuz. İkinci de koyuyorsunuz. Da. La. Önceden bir kere daha yaptım ve manyak oldu. Böyle. Şimdi pudra şekerini dökeceğim. Sonra karıştırıyorsun. Ben çatalla karıştırmayı seviyorum. Siz neyle karıştırmayı seviyorsanız onunla karıştırın. Arkadaşlar, isterseniz bir tane daha yumurta sarısı kırabilirsiniz. Hatta ben bir tane daha kıracağım şimdi. Kıvamı şu an böyle. Hani isterseniz bir tane daha kırın. Zarar olacağını zannetmiyorum. Ben bir tane daha kırıyorum. Şimdi diyenler olur. Bu işlerle uğraşıyorsun. Biraz daha karıştırıyorum. Bir tane daha yumurta eklediyseniz onu da daha fazla katarsınız. Yani biraz daha un katarsınız. Şimdi su, tereyağı ve vanilyayı ekleyeceğiz. Sonra karıştırmaya devam edeceğiz. Tereyağını atıyorum içine. Parçalar halinde atıp böyle karıştırıyorum. Oda sıcaklığında olursa iyi olur, daha iyi karışır. Böyle boyuna karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle. Şöyle. Aga, evlen... Neydi? Eğlenilecek değil, evlenilecek. Evlen... 2 çorba kaşığı suyu ekleyeceğiz şimdi. Tereyağını hepsini ben koymadım bu arada. Azar azar koyarsanız olur. Vallahi yoruldum ya. Suyu atacağım içine. 2 çorba kaşığı arkadaşlar. 2 çorba kaşığı sakın unutma. 2 çorba kaşığı ananı. Ne kadar dökmüşümdür lan. Neyse. Gidince dökmüş oldum. Artık sonuca bakacağız. Önemli olan sonuç. Birazcık döktük. Yanlışlıkla döktüm. Bir de ne koyacaktık arkadaşlar? Evet, ne koyacaktık bir de? Siz söyleyin. Vanilyayı koydum. Tereyağını koydum. Vanilya işte lan. Kendim söyledim. Vanilya koyacağız bir de. Evet, bir tatlı kaşığı vanilyamı da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağı içinde yok olana kadar... Tereyağı içinde yok olana kadar karıştır abi. Karıştır be. Peki kamerayı düşürmeme ne kadar kaç veriyorsunuz? Ben bir çorba kaşığı daha suyumu ekliyorum çünkü yaklaşık bir çorba kaşığı eklemiştim daha önceki şeyde, bir şeyde. Bunu iyice karıştırıyorsunuz, şu kıvama gelecek, şu kıvama şöyle. Şimdi aynı şekilde kabartma tozunu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyeceğiz. Şimdi böyle elimi korku kalışım ya, ben bol kullanacağım. Bu kadar arkadaşlar. Bu kabartma tozunu hop. Sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam edelim. Videoyu çok kısa yapmaya çalışıyorum. O yüzden hızlı davranıyorum. Ama ben niye hızlı davranıyorum? Videoyu kesemez miyim? Olay bu. Yani ben burada bir 15 dakika uğraşıyorum. Size tabii şeyini gösteriyorum. Size 30 saniye gösteriyorum. Neden? Çünküsü yok. Ben karıştırmaya devam edeceğim. Size birazdan videoyu atlayacağım hatta şimdi. Videoyu çat diye atlayacağım şimdi. Siz geçeceksiniz. Fazla karıştırsanız iyi olur yani.
Şimdi unu koyacağız ama eleyerek koyacağız. Unu eleyerek koyacağız, çok önemli. Puan bu. Unu koyacağız. Ele yapışmayacak şekle kadar... Ele yapışmayacak hale gelene kadar un ekliyoruz. Sonra yoğuracağız. Yoğururken hatta bir tane çiğ köfte müziği koyacağım arkaya. Çiğ köfte müziği nasıl mı olur? Çiğ köfte müziği görürsünüz. Öyle olur yani. Direkt öyle olur. Çiğ köfte müziği abi. Evet, elek. Yavaş yavaş. Sakin sakin koyalım. Hiç gerek yok. Yavaş yavaş unu koyalım. Aheste aheste. Eleyelim. Serpiştire serpiştire üstüne. Yavaş yavaş. Eleyelim. Eleyelim abi. Tamam. Eledikten sonra bir yana koyup... Karıştıralım. Karıştırmaya devam edelim. Kıvam için ne demiştik? Ele yapışmayacak kadar. Kıvam böyle. Unu yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Böyle böyle karıştırıyoruz. Başka bir şey. Sadece karıştırıyoruz. Lan kamera un oldu ya. Bakın yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Şöyle olmaya başladı. Unu ekle ekle böyle oluyor zaten. İyice katılaşıyor. Karıştırması da zor oluyor o yüzden. Evet, unun hepsini koyduktan sonra böyle oldu. Bayağı katılaştı yani. Sonra bunu elinizle yoğurmanız gerekiyor. Elinize hala yapışıyorsa biraz daha un katın işte. Öyle çözülür. Şimdi yoğurma kısmına gidelim. Yoğurma. Bir de bundan yaklaşık bir tepsi çıkıyor, haberiniz olsun. Böyle ele gelecek böyle. Tamam, bu kadar yaklaşık yoğurma yeter bunun için. Çikolataları şey yapmak için, parçalar haline getirmemiz için şunun ismi neydi ya? Şununla kullanılıyor hatta. Rondo mu? Yok lan, ne rondo? Rondo mu? Ya işte onu parçalamamız gerekiyor. Onu kullanacağız. Daha ismi değil mi? Evet, bu sevdiğiniz çikolataya göre değişebilir. Çikolatalar şu an bu halde. Küçük küçük. Büyük de bırakabilirsiniz siz istiyorsanız. Ben böyle seviyorum. Ben böyle seviyorum kardeşim. Aynen böyle şu an. Şimdi hamurun üstüne yapıştıracağız. Koyayım. Ne diye koyuyorsunuz? Başka bir şey yok. Hatta bunun rengi birazdan kahverengi olacak. Of. Yemin ediyorum yoruldum. Video şimdi size işte kaç dakikaysa o kadar da ben de bayağı hızlı yaptım yani. Ya yani maksimum 10-15 dakika fark ediyordur. 10-15 fazla oldu. Evet, iyice yoğurduktan sonra hamuru şey yapacağız, ikiye böleceğiz. İkiye böldükten sonra 30 dakika buzdolabına koyacağız. Fırına değil bak. Buzdolabına koyacağız.
Şu ikisini şimdi buzdolabına koyacağız. Bu arada fırın önceden ısınmış olsun. 160 derecede ısınacak. Yani buzdolabındayken bir 20. dakikada falan fırını açın. 160 derece ısınsın. Çünkü direkt koyacağız. Direkt koyacağız. Ama 160 derece unutmayın. Bir de 160 derece kaç dakika ısıtacağız? 13-14 dakika ısıtacağız fırına attıktan sonra. Ya, tabii etrafı temizlemeniz çok önemli. Yani bunları bu duruma getirmeniz gerekiyor tabii. Şakalar, hepsini buraya ittim. Bu arada yağlı kağıdınızı hazırlayın çünkü yağlayacağız. Şimdi bunları yağlı kağıda sereceğiz, yayacağız. Ben ince bir şekilde yemeği sevdiğim için ben öyle yapıyorum. Siz de nasıl seviyorsanız öyle yaparsınız. Bunun için bir kısıtlama yok. Fırını açtım bu arada, yaklaşık 5 dakika önce açtım. Bunları da hemen şimdi yapıştırıp işleme tabi tutacağım. İşleme tabi tutmak. Evet, son durum böyle. Şimdi fırına vereceğiz. 160 derece demiştim. Unutmayın. Verelim abi. Verdim abi. Burada tam 12 dakika duracak. Şöyle duracak şimdi. Tak diye pişmiş haline geçeceğim şimdi. Hop. Evet, aynen böyle. 13 dakika bekledim. Şimdi çıkarıyorum. Yalnız bayağı iyi kokuyor lan. Bayağı iyi kokuyor. Beklemeniz gerekiyor şimdi. Bir süre beklemeniz gerekiyor. Soğuduktan sonra hazırdır. Evet, en kısa sürede sunmaya çalıştım size. Yaparsanız artık, yapmazsınız yüksek ihtimal zaten. Yaparsanız yorumlara yazın diyecektim de yapmazsınız yani. Orası kesin. Öyle size sunayım dedim. Kısa sürede yapılabiliyor. Öpüyorum. Görüşürüz. Bir tane de şöyle thumbnail'a koymak için thumbnail'a fotoğrafı koyarım. Tamam. Evet, kendinize iyi bakın. Korunun. Tabii koronadan korunun. Evet, görüşürüz. Soğuduktan sonra bir de tadına bakacağım. Ama harbiden dürüst olacağım. Güzel değilse harbiden söyleyeceğim. İşte şu fazla olmuş, şu az olmuş diyeceğim. Olmamışsa söyleyeceğim yani. Yaklaşık 15 dakika sonra soğudu. Bilmiyorum mi? Yemin ediyorum. Bayağı iyi. Hani başkası yapmış olsa bayağı güzel olmuş derdim. Zaten kötü demezsin hani de. Yani harbiden güzel olmuş. İsteyene kargoluyorum bunu bir de. Yani şaka yapmıyorum. Harbiden iyi olmuş. Hatta sıcak yemek daha güzel. Sıcak yiyeyim bak. Yapınca biraz 15 dakika bekleyin, sıcak yiyin. Mis.